Bir de sen beni çok yürüttün ya. Bu mağazada yoktu. Farklı mağazadan getirttirdiler. Şöyle bakar mısın bana? Yeni ekledim. Denizcan tamire verdiğimiz eski monitörü aldınız mı? Alacağım. Ucuya söyledim. Ay daha da pratik. Haydi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi baba. Merhaba. Merhaba. Gel merhaba de bir gel. Sen de merhaba de. Merhaba de bakalım. İyi baba. Sevgili can dostlarımız, candan bağlandıklarımız, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz iyiyiz. Evimizdeyiz. Evet can dostlarımız, biliyorsunuz monitörümüzü Mia kırmıştı. Onunla alakalı da çok şey yazılmıştı ya, su dökülmüş olabilir, elektrik kesintisinden kaynaklanmış olabilir gibi yorumlar vardı. Ya elektrik kesintisi olduğunu düşünmüyorum çünkü bu kadar denk gelmiş olması bayağı büyük bir tesadüf olurdu. Akım koruyucu fiş de var bu arada. Aynen öyle. Bir de suyla alakalı bir şey olmadı çünkü etrafta sıvı bir şey yoktu. Yani ben Mia'yı bilgisayar koltuğundan alırken herhangi bir şekilde orada bir ıslaklık yoktu zaten, o da değil. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Dururken de görmedik ama. Yani bir şey oldu artık orada, ne olduysa aynen, bir şekilde gitti. Yorumlarda da hep bahsettik biraz. Can'a geleceğine mala gelsin. Öyle tabii ki. Sağlığımıza bir şey olmasın, aramızdaki muhabbete bir şey olmasın. Onun haricinde çocuk bu zaten. Aynen. Bu şekilde öğrene öğrene büyüyecek. Ebeveynler olarak anlamamız gereken bir şey var. Çocuklar gürültülüdür. Çocuklar dağınıktır. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Çocuklar zordur. Tam da olmaları gerektiği gibi. Çocukların her zaman uslu ve terbiyeli olmalarını bekleyemeyiz. Bu çocuklar her şeyi keşfetmek ve sınırlarının nerede olduğunu öğrenmek için dünyaya geliyor. Ve bizim ebeveyn olarak görevimiz bu sınırları güvenli bulmalarına izin vermek. Evet, bir önceki bölüm ekmek videosuna bir tane yorum gelmişti. Ya ateşi niye mor olarak görüyoruz, lütfen renkleri düzgün editler misiniz gibi bir yorum gelmişti. Şimdi o videoyu editlerken Mücahit'in ekranında yapıyorduk ve ben ekranda kırmızı rengi görerek aslında editlemiştim. Ben de sizle birlikte videoyu cep telefonumdan daha sonra izlerken aa buralar mor olmuş dedim. İşte ekranın önemi aslında burada devreye giriyor. Evet, bu şekilde içerideki ateşimizi de sağa sola yaydık. Arkadaşlar, şimdi biraz daha köz haline gelmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra siz farklı bir renk zannederken aslında orijinali farklı bir renk oluyor. Evet, çünkü o monitör HD bile değildi. Değildi. Hani renk karakterizasyonu çok daha zaten farklı, düşük. Evet. Şimdi cep telefonlarının ekran biraz daha kaliteli oluyor. Çünkü ya OLED kullanılıyor, Samsung vesaire kullanıyorsanız veyahut da işte geri kalan Android'ler, şu an son çıkan Android'ler. iPhone kullanıyorsanız da zaten Retina ekran. Onlar da yani çok kaliteli ekranlar. O yüzden bunlar renkleri daha doğru ve daha düzgün gösteriyor. Ama monitörler öyle değil. Monitörlerin de işte öyle olanları biraz daha pahalı oluyor. Yapacak bir şey yok. Monitörümüzü çok tamir ettirmeye çalıştık ama tamir ettiremedik. Tamirle olacak bir şey değil. Bir soğuk lehim diye bir şey var. Anakartı işte fırına koydular. 450 dereceye çıkarttılar. Herhangi bir iletkenliğinde bir aksama varsa bu işte fırına sokmaları işe yarayacak diye konuşmuştuk ama ne yazık ki yaramadı. Şimdi biraz eski bir bilgisayar olduğu için aslında anakartını da bulamadık. Yurt dışında bazı sitelerde var. Orada da stok yok. Aynen, var gözüküyor, stok yok. Zaten fiyatlar da güncel değil. Başka yerlerde bulduğumuzda da yani birazcık şüphede kalıyorsunuz. Çünkü doğru bir ürün gelecek mi? Geldiğinde farklı bir işte sorun çıkartacak mı? Çünkü 1000-2000 lira gibi bir para onu getirmek. Yani o da boşu boşuna çöpe atacak bir 1000-2000 liramız yok. Yani hem bekleyeceğiz hem rakam olarak tamamen çöp olabilir. Bayağı riskli bir şey aslında yurt dışından sipariş etmek. Biliyorsunuz böyle geçim derdi, telaşesi herkes aynı şeylerle zaten boğuşuyor. Memleketin geneli aynı durumda. Cep telefonumuz kırılmıştı, yaptıramadık. İşte kameramız kırıktı, yaptıramadık. Şimdi bir de üstüne bu olunca şimdi oturup ciddi ciddi bir gelir gider hesabı yapıp gerçekten ne kadar bütçe çıkartabiliyoruz bir hesap yapmamız gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. İşte YouTube kazancımıza ve internet satışımızdan olan gelirlerimizi şöyle bir check ettik. Evet, Kasım ayında biz YouTube'dan 5850 TL gibi bir para kazanmışız. Bu para işte hesabımıza yattı. Gibi değil, tam net bu. Yani 5850 küsür tam, tabii küsuratını şu an hatırlamıyorum da size onu yani nasıl olsa yayınlayacağım. Göreceksiniz, bir fotoğrafını koyarım gelirimizin. Şimdi buradaki geliri
buraya aktarmak istedik ama tabii ki bu alacağımız monitör için yeterli değildi. Burada şimdi öncelikle Murat abime çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten aslında Murat abiler geldiği zaman bu olay olmuştu. Ekran onlar kırılmıştı. Onlar üzüldüler. Cenk yani abi ve Murat çok abi. Çok üzüldü. Cenk abi ve Murat abi ziyaretimize gelmişti. Sağ olsun Murat abi bir kısmına destek çıktı. Babam da herhalde videoyu izledikten sonra bir üzüldü halimize. Babam da ufak bir destek çıktı. Tabii bunlar yeterli olmadı. Açıkçası çünkü gerçekten artık bu elektronik aletlerde fiyatla inanılmaz rakamlara çıkmış kampanyalı bir ürün bulmamıza rağmen bu destekler yeterli olmadı. Ayrıca teşekkür edeceğim kişiler var. Öncelikle Bayo Bayram, sonra Çen Çen Sevil, Sakine Sarı Yıldız, Hülya Atalay ve Selma Yenay Karagöz'e çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Biz biliyorsunuz bir kampanya başlatmadık aslında konuyla alakalı ki onunla alakalı da çok güzel yorumlar gelmişti. Biz zaten böyle bir destek alırız düşüncesiyle de bunu paylaşmadık. Yani üzüntümüzü o an spontan olarak paylaşmak istedik. Bu videoyu istedik. Aynen öyle yani öyle bir düşünceyle zaten paylaşmamıştık. Video paylaşırken ki düşüncemiz o kadar ciddi bir karamsarlığa girdi ki belki biz bir süre video paylaşamayacağız. Yani bu durumda ne olur? Haberdar etmek gerekiyor, paylaşmak gerekiyor. Çünkü biliyoruz gerçekten bizden işte her hafta evet videolarımızı izleyenler, takip edenler var. Hatta daha çok video olsun diyenler var. O nedenle de haberdar etmek istiyorduk. Konu aslında böyle çıktı. Ama bu arada işte biz nasıl destek olabiliriz? Bizim çorbada nasıl tuzumuz bulunabilir? Nasıl destek olabiliriz gibi yorumlar geldi. Gerçekten bu aile içinde hissetmemize neden olan yine o günlerden bir tanesiydi. Yani bu paradan vesaire o kadar değerli bir şey ki o kadar güzel yorumlar aldık ki hem YouTube üstünden hem Instagram üstünden hem ilk defa Facebook üstünden de mesajlar geldi. Yani normalde en az aktif olduğumuz yer Facebook'tu. Evet. Ekranımızın bozulmasına çok üzüldük ama bir taraftan da bu durum bizi çok sevindirdi. Böyle değişik bir duygu tabii ki keşke bozulmasaydı, hiç böyle bir şey evet, yaşamasaydık. Evet, sevindirdik ya başka bir farkındalık yaşamamıza neden oldu. Zaten zaman zaman yani sağlık durumlarımızda birçok durumda bunu hissediyorduk ama her geçen gün büyüyen katlanarak ailemizde... Katlanarak artıyor evet, ve büyüyor. Evet, fark ettik ki o durum da çok genişliyor. Çok daha büyük bir sinerji oluşuyor. Bu çok mutluluk verici bir durum ve gerçekten paha biçilemez, çok kıymetli. Yorumlarıyla, mesajlarıyla, yanımızda olmaya çalışan, destek olan, arayan, soran bir şekilde... Yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Aynen öyle. Bu iyi niyet çok çok önemli. Çünkü burada illa her şeyin bir maddi karşılığı olması gerekmiyor. Biz de zaten bunun bir maddi karşılık bekleyerek elbette ki yapmadık. Ama işte teknik servis öneren, belki şöyle bir problem olmuş olabilir diye tavsiyelerde bulunan, güzel dileklerini ileten, güzel dualarını ileten çok güzel dostlar edinmişiz. Çok kıymetli bağlar kurmuşuz. Bu bizi çok çok sevindirdi ve kendimize birazcık daha güvenmemizi, hızla toparlanmamızı sağladı diyebilirim. Sağ olun, var olun. Bu arada ekranımızı alırken Mücahitler de çok yardımcı oldu evet, sağ olsun. Mücahit, Mücahit zaten teşekkür kesinlikle. Başlı başına bize her türlü desteği verdi. Dertleştik, ekran bozuldu, ekran direkt getirdi bir tane farklı. Hemen bir arkadaşına tamire gönderttirdi. Ekranı bulmak için de yani tüm teknolojik marketleri hem de birkaç yani bir mağazasını bir de başka mağazasını işte Sakarya'da olan hepsini dolaştık. Sağ olsun. Her şekilde yanımızdaydı, yanımdaydı. Çok teşekkürler Müco sana da. Evet, ekranımızı almaya gidiyoruz. Bayağı dolaştık ama değil mi Müco önceden? 4-5. Abi dolaştık bir de sen beni çok yürüttün ya. Yürüdük de mağazalar arasında. Ben hiç yürümeyi sevmiyorum. Hani böyle yakın zannettik ama yakın değilmiş. Yürüdük yani. Yani bir ekran bulduk, güzel işlerimizi görecek. Şimdi onu teslim almaya gidiyoruz. Önceden almıştık ama bizim buradaki mağazada yokmuş. Farklı bir mağazadan getirtildi. O yüzden de biraz bekledik gelmesi için. Şimdi yoldayız. Burada arkadaşlar. Biz şöyle şurada gözüken şu ekranı söylemiştik. Dükkana gelmiş. Şimdi buradaki depolarından getirecekler onu bekliyoruz. Bir kontrol edeceğiz çalışacak mı çalışmayacak mı. Sonra eve yolculuk.
Vücudum da her yere benimle sürükleniyor. Sağ olsun. Sıkılmadın değil mi bizden Vücudum? Böyle dedikçe sıkılıyorum abi. Sağ olsun, her şeyimize o kadar yardımcı oluyor ki. Vallahi iyi ki tanımışız Vücudum'u. Evet Deniz abi. Kameramanlığını yapıyorum bugün. Böyle çocuk gibi yeni oyuncak almış. Böyle demedim, başka bir şey söyledim. Yok, ben kendime diyorum. Aa, içi boş çıkmış falan. Ya sağ ol senin, ekran çok işime yaramış. Yaramadı değil ama o ekranla çalışmak gerçekten çok zor. Anladım abi, benim ekranı beğenmedin de neyse. Milattan önce kaçıncı yüzyılda almıştık onu? Bunlar soğutucuymuş arkadaşlar. Deniz abi anlatıyor 2 saatten beri ama hiçbir şey anlamadım. Ne soğutuyor onu da bilmiyorum. Çok teknolojiden anlıyor ya. Konuştuklarımı edit yaparken duyacak. Sabote ediyorum şu an. Arkadaşlar bu arada Vatan Computer ekran konusunda ivedilikle bize çok yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. Bu mağazada yoktu. Farklı mağazadan getirtildiler. Arkadaş da çok yardımcı oldu. Abi isim Cüneyt. Neydi? Cüneyt abi. Cüneyt abi de çok yardımcı oldu. Olsun. Abi reklamını yapayım ben. İstanbul'dan kaçış. Takip edersen sevinirim abi. İstanbul'dan kaçış. Evet abi. Deniz abi olsaydı İstanbul'dan kaçış demez. Ben utanmıyorum ama. Reklamdır. Abi çalışmalar. Şöyle bakar mısın bana? Yeni ekranım var. Deniz geldi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yeni ekranımız bu. Kuralım bakalım. Çok merak ediyorum. Orada bir test ettirdim gerçi ama. Ha, denedin mi? Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu? Büyük gözüküyor. Tamam tamam. Geç yerine geç. Mia da oradan. Baba. Baba. Mia'cığım çok dikkat edeceğiz gel. Artık. Gel. Zaten ediyorduk. Oo. Oo. Nasıl öpüyor ya? Kurtardım. Kurtardım. Bunu kırmayacaksın tamam mı? Söz mü? Şu anda takılı olan Mücahit'in verdiği monitör. Yalnız bunda da şöyle bir sorun oluyordu. Böyle çok sık ekran açılıp kapanıyor. Valla ne çektim. Allah dert vermesin tabii bunlar. Yani böyle bir sanki temassızlık olur bir gider ya gelir ya değil mi? Kapanıyordu. Evet bayağı o da zor ya. Denizcan şey tamire verdiğimiz eski monitörü aldınız mı? Azcan, Mücü'ye söyledim. Montaj için mutlaka bir kitapçık bir şey vardır herhalde. Tamam klik oturuyormuş. Oturuyormuş. Vida gerekmiyor. Ay daha da pratik. Haydi bakalım Allah'ım inşallah kazasız belasız. Aa açısını ayarlayabilmen çok güzelmiş. Diğerinde böyle bir şey var mıydı? Vardı. Fark onda etmemiş. Ha şey yukarıya doğru aha çevirmek. Şimdi öbüründen tek farkı bu biraz daha dar bir monitör. Öbürü evet. Ama öbürü daha tam, uzun mu? Bu daha uzun evet. Büyük ama yani çözünürlük olarak öbürünün çözünürlüğü daha iyiydi. İkisi de IPS bu arada. Ama bunda true color yok. Esas parayı şey yapan şeyler onlar. Ama güzel bir ekran. Bu da kötü bir ekran değil. Monitörle ilgili bir sorunu yaşadığımız gün misafirlerimiz vardı dediğimiz gibi. Murat abi ve Cenk abi buradaydı. Onlar gider gitmez ilk aradığımız kişi Mücahit oldu. Direkt Mücahit oldu. Gerçekten kötü gün dostu. Yani Mücahit böyle böyle oldu diye. Yani ilk sıkıntılı anımızda, ilk problemde aranacak gerçek bir dost.
Gerçekten çok da güzel şeyler yapacağız mücahitlerle, mücahit ve ailesiyle. Projelerimiz hayat buldukça çok daha güzel olacak her şey. Ekranımızı aldık. Yani öbür ekran kadar aslında iyi bir ekran değil ama tüm işlerimizi halledecek kadar gayet güzel bir ekran. Şu an bizi fazlasıyla tatmin etti, fazlasıyla yeterli oldu. İnsan çok değerli bir şeyini kaybettiği zaman hani değerini gerçekten anlıyor. Niye çok değerli olduğunu, gerçekten değerli. O yüzden şu an aldığımız şey de benim için çok değerli. Alabildiğimiz için de çok mutluyum. Yani destek olan herkese de teşekkür ederiz. Şimdi şu an çektiğimiz bu videoyu yeni ekranımızda editleyip yarın size sunma zamanı. Artık ateş mor olmayacak. Ateş olması gereken renk. Kırmızı renk olacak. Evet. Ya o soru olarak da gelmişti. Galiba siz monitör kırılmadan önce bu videoyu çekip montajlayabildiniz değil mi falan diye. Hayır. Bizim hiç stok videomuz yok. Daha önce hazırlayıp çektiğimiz, beklettiğimiz bir videomuz yok. Hepsi taze taze böyle duman üstünde sıcak sıcak servis ediliyor. Ya bir gün önce ya iki gün önce genelde. Öyle. Bir fuar videosu. Bir hafta önce çekilmişti. Evet. Arada videolarımız vardı. O da çok bonus olmuştu. Bir fuar videosunu bir hafta sonra yayınlamıştık. Onun haricinde işte çarşamba çekiliyorsa perşembe, pazartesi çekiliyorsa salı, işte cuma cumartesi çekiliyorsa da pazar günü yayınlanıyor. Sevgili dostlar, kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü siz videoları beğendikçe, yorum yaptıkça, özellikle kanalımıza abone oldukça biz büyüyoruz. Büyüdükçe de daha büyük işler yapabiliyoruz. Burayı hayatımızın daha böyle yukarıda bir noktasına koyabiliyoruz ve daha çok vakit ayırabiliyoruz. O yüzden lütfen desteğinizi esirgemeyin ve bizi dostlarınıza tavsiye edin. Bu arada... Bir teşekkür daha var. Bitiriyordum. Bir teşekkürümüz daha var veda etmeden önce. Biliyorsunuz bizim bir Sevgi Köyü projemiz var. Yakında inşaatına tabii ki başlayacağız onun. Bir takım hazırlıklar içerisindeyiz zaten. Ama aynı zamanda bir de organik ürünlerin satışına başladık. Aynı isimle. Sevgi Köyü'nün ürünleri. Sevgi Köyü'nün ürünleri. Kendi ürettiğimiz ürünler. Onlarla alakalı da Shopee hesaplarımızdan siparişler geliyor. Sipariş veren herkese destekleri için teşekkür ederiz. Bu kadar yoğun bir sipariş gelmesini beklemiyorduk. Biz diyorduk ufak ufak büyür. Bir anda siparişler geldi. Tüm siparişlerimizi de gönderdik. Siparişlerimizi alanlar ürünlerimiz hakkında yorumlarını bu video altına yazarsa çok seviniriz. Memnun kaldığınızı düşünüyoruz çünkü birkaç müşterimiz diyeyim, abonemiz, müşterimiz, can bağımız hem Instagram üstünden, WhatsApp üstünden ulaştı. Çünkü o sipariş şeylerimizde cep telefonu da yazıyor. Yani oradan mesaj atan da oldu. Yorumlara da yazarsanız çok seviniriz. Artık veda edebiliriz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Niye söyle? Allah. Söyle aşkım. Sen ayağınla ritim tutmayı nereden öğrendin? O da mikrofon mu? Evet. Hadi söyleyelim beraber Mia. Hadi gel söyle. Aferin aşkım. Hayır, bu kadar.